aslında biraz önce bahsettiğiniz bu davanın yarattığı travma dediniz. Osman Kavala da toplumun travmalarına farklı yöntemlerle çare arayan bir insandı zannediyorum, değil mi? Evet, evet ve aradığı çarelerin, izlediği yolların da ne kadar anlamlı olduğunu biz bu travmayı yaşarken fark ettik. Biz edebiyatla ayakta durduk. Osman da ben de, biz bazen hakikaten şükrediyorum, yani edebiyat sevmeseydik ne olurduk diye, okuyarak ayakta durduk, o ilgiyle ayakta durduk. Osman'ın yaptığı şey de buydu, sanat yoluyla ulaşmaya çalışmak insanlara. Tabii bir yanı daha var Osman'ın, yani bende o kadar bariz olmayan bir taraf bu. Herkesle konuşabilen bir insan. Herkesle konuşabilen, herkesle diyalog kurabilen ve insanlar arasında diyalog kanalları açmaya çalışan bir insan. Yani bütün sorunların konuşarak, birbirinin derdini dinleyerek aşılabileceğine inanıyor. Buna büyük bir samimiyetle inanıyor. Dolayısıyla konuşamayacağı dünyada hiç kimse yok Osman'ın gibi geliyor bana. Herkesle konuşabiliyor, herkesle iletişim kurabiliyor. Dolayısıyla çok da geniş bir çevresi var. Hem Türkiye'de hem Türkiye dışında. Bu sizin anlattığınız geniş çevre, herkesle konuşabiliyor olması da aslında davanın unsurlarından bir tanesi garip olarak. Evet, çünkü sürekli evet. Birilerinle konuştuğu, birileriyle ilişkide olduğu olması nedeniyle suçlanıyor. Evet. Öyle midir Osman Kavala? Mesela benim de Osman Kavala'nın ismini geçirdiğim zaman çokça bana yöneltilen sorulardan biri. Canım onun da çok enteresan ilişkileri varmış yani. Canım Amerikalılarla da çok iç içeymiş yani. Canım onun da Soros'la bir bağlantısı varmış yani. Bu gibi gelen bir anlamıyla basma kalıp ya da ön yargılı ilişkilendirilmelere nedir sizin cevabınız? Osman'ın tuhaf ilişkileri vardır hakikaten. Yani Taksim Meydanı'ndaki ayakkabı boyacısı çocuklarla da konuşur Osman. Onlarla da konuşur. Yani konuşamayacağı, derdini dinleyemeyeceği bir insan düşünemiyorum Osman'ın. Dolayısıyla herkesle konuşur. Yurt dışında ilişkileri olması da normal. Çünkü Avrupa'da Türkiye'de iş yapan sivil toplum kuruluşları, farklı kuruluş temsilcileri geldikleri zaman kendileriyle konuşabilecek bir insan olarak Osman'ı buldular. Ve Osman'la konuşmak onlara çok rahat geldi, kolay geldi. Bu arada dostluklar kuruldu. Yani şimdi Osman için bir sürü eylem yapılıyor. Akademik çevrelerde yapılıyor, sanat çevrelerinde yapılıyor. İşte Amerika'dan ayrı geliyor, Meksika'dan ayrı geliyor. Yani Singapur'dan ayrı geliyor. Yani her yerden böyle şeyler geliyor. Bunlar küçük eylemler. Hani iki tane insan yan yana duruyorlar. Free Osman Kavala diye, Osman Kavala'ya özgürlük diye bir pankart açıp resim çektiriyorlar mesela. Böyle küçücük eylemler. Ve bunları yapanlar Osman'ı tanıyan, bilen insanlar. Arkadaşları olarak gören insanlar. Ama o yani şüphelenilecekse şüphelenilir hakikaten. Neden bu adamın bütün dünyada ilişkileri var diye. Var, var. Çünkü herkesle konuşuyor ve herkesi dinleyebiliyor.